Müstecap, ne yapıyorsun? Lua'yı sevebileceğini mi sanıyorsun? Onu sevdiğini söyleyip hayatta kalacağını mı sandın? Evet, doğru. Dua'yı seviyorum. Ona karşı sevgim var. Ona çok saygı duyuyorum. Ben senin gibi yalancı ve münafık değilim. Dua'ya olan hislerimi sana açıklamak zorunda da değilim. Dua'nın elini tutmam gereken gün bunu dürüstlükle yapacağım. Çünkü yalan üzerine kurulan ilişkiler örümcek ağı gibi zayıftır. Sen iyi bilirsin. Kes! Yeter Müstecap, yeter! Senin gerçek yüzünü gördüm. Allah'ı bulmak için yola çıkanlar İnsanların peşinde koşup vakit kaybetmezler. Artık bir karar ver. Kimi kandırıyorsun? Allah'ı mı yoksa kendini mi? Şunu bilmen gerek. Dua zayıf olabilir ama duanın Rabbi çok güçlüdür. Anlıyor musun? Gel Taki. Gidelim. Eyvah eyvah. Ne deseniz haklısınız. Bu sefer gelirken kızımızı da getirdik. Ailecek gitmemiz gerekir dedik. Uzun zamandır görüşmemiştik. Çok iyi oldu. Sizi gördüğümüze sevindik. Bu bahaneyle bizim akşamımız da çok güzel ve mutlu geçecek. Evet, Nimre bunu sık sık söyler. İyi insanlarla mutlu vakit geçirilir der. Şüphesiz. Bizim kısmetimize de sizin gibi iyi insanlar çıktı. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Kızımızı mutlu görmek bizi çok mutlu ediyor. Allah'a dua ediyoruz. Bütün çocuklarımız böyle güzel kısmetlerle karşılaşsın inşallah. Amin. Amin inşallah. Benim üzüldüğüm tek konu duanın yaşadıkları. Allah kızıma iyi bir eş nasip etsin diye bütün kalbimle dua ediyorum. Amin. Amin inşallah. Sen hiç merak etme Seccat. Dua kızımız öyle iyi, öyle güzel ki maşallah onu tanıyan bütün insanlar onun için dua ederler. Allah ona kendisi gibi güzel bir kader yazmış olsun. Amin. İnşallah, İnşallah öyle olur. Ama biz de çok istiyoruz. Keşke dua ve... Taki? Taki oğlum. Allah korusun. Ne oldu oğlum? Bu ne? Nasıl oldu? Ne oldu oğlum, Taki? Biriyle kavga falan mı ettin? Hadi konuşsana. Müstecap. Bu Müstecap Ahmet'in eseri. Bana çok yanlış davrandı. Çok fevri biri. Akılsız ve fazlasıyla küstah bir insan. Taki, onu nerede gördün peki? Ne olursa olsun, duayı ondan uzak tut. Güvenilmez ve çok yalancı biri. Taki, Taki oğlum. Dua, sana soruyorum kızım. Müstecap ve Taki neden orada buluştu? Neden kavga ettiler? Müstecap neden Taki'ye elini kaldırdı? Baba... Dua, sen git hadi. Ben babama anlatırım. Ama hadi. Oğlum... Müstecap Taki'nin duayla evlenmek için talip olduğunu biliyor baba. Peki Müstecap bunu nasıl öğrendi? Müstecap'la ben görüştüm. (Gülüyor)
Baba, düşündüm ki eğer duaya bir nebze olsun değer veriyorsa artık onu rahat bırakır. Müstecap bu şekilde akıllanmaz. Onun aklını başına ben getireceğim. Merak etme, sadece buz. Bir anne şüphelerinde asla yanılmaz. Biz bu konuya zaten karşı çıkmıştık. Şimdi kendin gördün Tabin. Benim bütün şüphelerim ve korkularım doğru çıktı işte. Bana öyle geliyor ki bugün gelmelerinin sebebi de talip olma konusunu sonuçlandırmaktı. Ama Taki'nin halini görünce ve durumu anlayınca elleri boş gitmek zorunda kaldılar. Boşuna mı demişler? Allah'ın karşımıza çıkardığı her şeyde bir hayır var. Şükürler olsun. Bugün oğlumuz hafif yaralandı. Ama Allah bizi büyük bir beladan kurtardı. Yeter. Bundan sonra ne olursa olsun bu evlilik gerçekleşmeyecek. Oğlum, sana zerdeçallı süt getireceğim. Kaçmasana. Dayak yiyip gelmişsin. Ne yapacaktım? Seviyesine mi inecektim? Ne düşünüyorsun? Ne oluyor anlamıyorum. Tek bildiğim duayı geri almak için bir yarış içine girdin, değil mi? Bana hiçbir şey söylemiyorsun ama davranışların bana açıkça şunu söylüyor. Sen bir şeylerin peşindesin. Ama Bobby, beni iyi dinlemeni istiyorum. Bu insanlar gerçekten çok saygıdeğer ve çok şerefli insanlar. Onların huzurunu bozacak bir şey yapma. Nimra benim için kuzenimden çok kız kardeşim gibi. Bana bak. Bana bak Bobby. O insanlar benim için çok değerli. Seninle ilgili herhangi bir şikayet almamalıyım, anlıyor musun? Anladın mı beni? Hanımefendi, Bay Seccat ve Bayan Nimra buradalar. İçeri gönder. Dua. Evet. Gel. Taki ile konuştum. Müstecap'la nerede karşılaştıklarını sordum ona. Neden ona vurduğunu sordum. Ama bana bir cevap vermedi maalesef. Sorularıma sen cevap verirsin diye düşündüm. Ben ve Taki birlikteydik. Müstecap'ın kiminle olduğumu, nasıl ve ne zaman öğrendiğini bilmiyorum. Belki de beni bir süredir takip ediyordu. Biliyorum, evet. Dua, bak, Taki çok utangaç biridir. Düz bir insandır. Onu aramış olamaz. Hayır, yapamaz. Taki'yi ben aradım.
Ne? Bak buna şaşırdım. Kardeşim bayağı büyümüş. Yani sen iyice akıllanmışsın Dua. Biz daha genciz. Demek ki sana yardımcı olamıyoruz, değil mi? Dayan lütfen, bari sen yanlış anlama. Ben sizin kararınıza asla karşı gelmek istemiyorum. Ama sen... Dua lütfen, hepimizin sana karşı komplo kurduğunu falan düşünme, olur mu? Ya da kurtulmak istediğimiz bir yükmüşsün gibi hissetmeyi bırak. Biz değersiz birini sana dayatmak istemiyoruz Dua. Böyle bir şey yok Dua. Ve güven bana. Ben asla sana zararı dokunacak herhangi bir karar almayı hiç düşünmem. Bunu asla yapmam. Biliyorum. Dua Taki iyi bir insan. Onu seninle görmek gerçekten çok mutlu ederdi beni. Gerçekten edepli, sevgiden anlayan, iyi kalpli biri. Ama müstecap. O çok vefasız, kötü huylu ve egoist bir insan. Lütfen düşün. Terbiyesiz, saygısız. Benim masum kızımın senin gibi biriyle ilişki içinde olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Ona işkence ediyorsun. Her şeyin bir sınırı vardır. Daha bitmedi mi ha? Ona yaşattığın zulüm, eziyet bitmedi mi artık? Geri dönmek mi istiyorsun? Konuş, bana cevap ver. Gerçekten çok yanlış davrandım. Bunu yapmamalıydım. Bu konuda gerçekten çok utanıyorum ve... Bana tokat atmakta da haklısın. Babam bizi uzun zaman önce terk etti. Yani bugün öğrendim ki bir babanın tokadından... İnsan gerçekten utanç duyuyor. Çok üzgünüm, bir hata yaptım. Ve gerçekten şimdi gidip Taki'den aynen bu şekilde özür dileyeceğim. Biliyor musun, söylediğin bir şey kesinlikle doğru. Seni kendi oğlum gibi gördüm ben. Seni Dayan'dan bile ayırmadım. Peki ya sen? Bir şeyi sakın unutma. Artık Dua'nın yoluna çıkmayacaksın. Onu unutacaksın. Hadi Nimra. Tamam, geçti. O eski müstecap değildi. Çok değişmiş, çok korkmuş. Ona acıdım açıkçası. Ona acımana gerek yok. Kesinlikle korkmuyor. Siz kadınlar çok duygusal oluyorsunuz. Ben kızım için gerçekten korkuyorum. Ya ona duygusal şantaj yaparsa diyorum. Ne olursa olsun... Duamı müstecaptan bir şekilde uzak tutmam gerekecek. Bu son olsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın Taki? İyiyim, şükürler olsun. Sorun yok, iyiyim. Ben dün olanlar için gerçekten çok utanıyorum. Bunun için nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Olanlar için kendimi sorumlu görüyorum. Sen
kendini mi sorumlu görüyorsun? Neden? Müstecab'ın her şeyinden sorumlu musun? Dua. Belki sormaya hakkım yok ama yine de soruyorum. Uygun değilse beni affet olur mu? Kalbinde hala Müstecab'a karşı herhangi bir duygu var mı? Söylesene bana. Sessizliğin sanırım evet demek oluyor. Hayır Taki, öyle bir şey yok. Müstecap'la bir ilgim olmadığı gibi benim için de bir önemi yok. Duygu konusuna gelince. Biriyle geçirdiğin güzel günler, güzel anılar olduğu zaman ona öylece kolayca aklından çıkaramazsın. Evet. Evet, seni anlıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür etmek istedim. Ne için? Evlilik konusunda beni desteklemeyi kabul ettin. Bunun için. Peki. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kiminle geldin? Şoförle geldim. Taki nasıl oldu? Taki gayet iyi çok şükür. Gerçi yüzünde morluk var ama o da geçer. Ailem bu olaydan sonra perişan olmuştur. Herkes rahatsız oldu. Annem çok endişelendi. Tabin sen ne düşünüyorsun? Ailen şimdi bu evliliği kabul edecek mi sence, ne dersin? Öyle bir şey olmayacak. Nasıl yani? Taki açık açık Dua ile evlenmeyi reddettiğini söyledi. Red mi etmiş? Necma! Necma! Selamünaleyküm efendim. Bobby uyanık mı? Evet, erken uyandı. Kahvaltı için beni mi bekliyor yoksa yemeğini yedi mi? Çay içti ve gitti efendim. Sabah sabah nereye gitti o öyle? O konuda bir şey demedi ama size onu beklememeniz gerektiğini söylememi istedi. Geri gelmesi 3 gün sürecekmiş. 3 gün mü? Evet. Tamam, sen git ve kahve yap. Tamam. Bobby oğlum, kendini neye bulaştırdın böyle? Büyük bir fırtınaya tutulacağımızı hissediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Gidip hocayla bir görüşeceğim. Girin. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Müstecap oğlum.
Rahatsız ettiysem veya sizi böldüysem özür dilerim. Sonra da gelirim. Hayır, hayır. Buraya gelenler beni ne rahatsız ederler ne de işimi bölerler. Aslında kendileri rahatsızdır. Kendileri bölünmüştür. Burası Allah'ın evi oğlum. Arayanlar gelir, soranlar gelir, çağrılanlar gelir, sorusu olanlar gelir. Huzursuz olan, bir şey isteyen gelir. Derdi olanlar gelir. Kimse aradığını bulmadan eli boş gönderilmez. Otursana. Bana bir şey mi sormak istiyorsun? Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Bizim Rabbimiz her şeyi görüp işitir. Herkesi dinler. Peki kulları neden dinlemiyor? Neden yarattıklarını affetmiyor? Neden onları reddediyor? Neden kabul etmiyor? Çünkü Allah kalplerde olanı bilir. Ama yarattıkları bunu bilemezler. Allah yarattıklarının yarın ne yapacaklarını bilir. Ama yarattıkları bilmez. Yarının neler getireceğini göremezler. Kimin kalbinde ne kadar dürüstlük var, ne kadar yalan var, bunu ancak Allah bilir. Onun yarattıkları değil. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. O yarattıklarının sırlarını saklamıştır. Değil mi Müstecap? Kendi kalbine baksana bir. Allah'ı bulacaksın. Ancak orada bulacaksın. Ben onun dinini kabul ettim. Kendi hatalarımdan vazgeçtim. Kelime-i şehadet getirmek istiyorum. Sen de benim şahidim ol. Ve birkaç gün burada kalıp senden icazet almak istiyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gel de. Nasılsın? Seni görmek güzel. Gel otur. Gel. Sağ ol. Ne duruyorsun? Otur. Çay, kahve? Hayır, almayayım ben. Çok üzgünüm kardeşim. Olanlar için ne kadar özür dilesem az. Yeter dostum, özür dileme. Herkes o kadar çok özür diledi ki ben utanıyorum artık, gerçekten. Ben Müstecap'tan söz etmiyorum. Sana vurduğu için özür dilemiyorum, lütfen.
Müstecap'ın yaptığı şey kendi karakterinin ve düşüncesinin bir yansıması. Hatta sana vurduğu için mutluyum bile. Saldırgan davranarak gerçek yüzünü göstermiş oldu. Aslında Doğan'ın davranışından utanıyorum. Doğan'ın davranışı? Ne demek bu? Ben anlayamadım. Ben anlıyorum ama. Ta ki Müstecap'ın gereksiz saldırısı yüzünden bu evliliğe hayır diyecek kadar zayıf biri değilsin sen. Doğa öyle istediği için bu evliliğe hayır dedin. Hı? Ben. Bu konuda bana bir şey söyleme. Lütfen. Taki, sana bir şey sorabilir miyim acaba? Eğer bir hastan olsaydı, tedavisi için bir şey yiyip içmese, hastaneye gitmese, ilaçlarını almasaydı, ne yapardın, onu öylece bırakır mıydın? Bak Taki, ben seni ikna etmeye çalışmıyorum. Seni mecbur da bırakmıyorum, hayır. Tabii ki istediğin kararı vermekte özgür birisin. İstediğini yapabilirsin. Ama sadece şunu söylemek istiyorum sana. Dua o kadar da güçlü biri değil. Durum böyleyken hayatıyla ilgili her kararı bu güçsüz haliyle en doğru şekilde vermesini beklemeyiz. Senin yerinde başkası olsaydı onunla bu konuyu asla konuşmazdım. Ama sen söz konusu olunca konuşacak güveni bulabildim diyebilirim dostum. Ben bunları söylemek istedim. Biliyorsun, sen hala ailemizin önceliğisin Taki. Söylediklerimi biraz olsun anladıysan eğer, kalbine azıcık dokunduysa Taki, lütfen duayla iletişimde kalmaya çalış, olur mu? Senin gibi çok temiz kalpli ve temiz niyetli olanlar kısa zamanda insanların gönlüne girebilir. Ya Allah, ya Rahim, ya Kerim, ya Rahman. Benden sonra tekrar et oğlum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. İbadete ve kulluğa layık yalnız Allah'tır. İbadete ve kulluğa layık yalnız Allah'tır. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Ve yine şehadet ederim ki
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Amin. Ey kalplerde olanı, niyetlerde gözetileni bilen Allah'ım, biz senin aciz, senin zayıf, biçare zalim kullarınız. Sen bizim dualarımızı kabul et Allah'ım. Sen bizim kalbimizde sevgini yaşat yüce Allah'ım. Sen kalplerimizdeki yanlışı gider. Sen bizim bütün hatalarımızı düzelt Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim Rabbim, sen ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nâr ve kına azabül kabri ve kına azabül haş ve kına azabül mizan. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah seni dinin yolundan ayırmasın. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.